Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açmayı unutmayalım arkadaşlar. Bugün size bir oya örneğiyle geldim. Çok ama çok kolay. Şöyle, bu halkaları bilirsiniz, bilmeyenler tuhaf yerlerden sorup öğrenebilirler. Bu halkanın içine yapacağım bir papatya oyası ve çok basit. Belki de bir günde yapıp türbentinizi, yazmanızı bitirebilirsiniz. İçi boş papatya oyası diyelim buna. Evet arkadaşlar, halkamızı alıyoruz istediğiniz renklerle. Rengarenk papatya tarlası da yapabilirsiniz. Hem gösterişli hem büyük bir örnek, hem de çok kolay. Bu sıkılıyoruz içine batıp tığımızı, ipimizi dolayıp sık iğneler yapıyoruz. 35 tane sık iğne dolacağız bu halkamızın içine. Yedi, sekiz, dokuz, on, 11. Şöyle arkadaşlar. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Gördüğünüz gibi hemen diğer tarafa sık iğnemizi batıp kapatıyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz. Şimdi papatyanın kendisini yapacağız. Hemen yanına batıp 3 de çıkıyor. 3'lü trabzan yapıyoruz. Bunu 5 kere yapıyoruz. İkinci trabzan. Üçüncü trabzan. Dördüncü trabzan. Ve beşinci trabzan. İki zincir çekip hemen dibine batıyoruz. Şöyle bir yaprağı oluştu. Bir, iki zincir çekip hemen yanındakinden yine üçlü trabzanları 5 kere yapıyoruz. Dört. Beş. İki zincir çekip dibine batıyoruz. Arkadaşlar böyle yaprakları 7 tane olacak. 5'li trabzanlar halinde 7 kere yapıyoruz. Evet, sonuncu 7.'yi şöyle sizinle beraber tamamlayayım. 2 zincir çekip dibine batıp 1 zincir çekip koparıyoruz. Şöyle hemen yakıyoruz. Şöyle bir papatyamız oluyor arkadaşlar. Ben bir tane daha yapmıştım. Şöyle şimdi eklemesine geçelim. Evet, benim tığ battığım vardı. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. İpimizi 2 kere doluyoruz. 1, 2 tane atlayıp 1, 2, 3, 4'te çıkıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şöyle alıyoruz, ters tarafından tutup şöyle batıyoruz. Bir zincir çekip dönüyoruz. Hemen dibine yeşile batıyoruz. Sık iğne yaparak 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne yaparak 6. hemen dibine batıyoruz. Bakın şöyle. 3, 4 zincir çekip 2 ip dolayıp yine 2 tane atlıyoruz ve 4'te çıkıyoruz.
bir zincir ve hemen yanındaki yaprağın tepesini çevirip batıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekip hemen yeşile batıyoruz. Bakın eklemiş olduk. Arkadaşlar tülbentin yanında, hele de siyah ve içi renkli tülbentlerin yanında çok güzel görünebilecek, gösterişli görünebilecek katladığınız zaman bir model. Kızlarınızın çeyizine yapabilirsiniz. Evet, 4 tane zincir çektim. 2 tane atladım ve 4'te çıktım. 4 zincir çektim. Hemen yeşilin dibine battım. 2, 3, 4, 5 sık iğne yaptım. Hemen dibine battım. Bir tane şöyle araya koyduk. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. 2 ip aldık. 2 tane atladık. Dediğim gibi rengarenk iplerle çok güzel olur. Hem de çok çok kolay. Bir zincir çektik. Pembe motifimi alıyorum. Yine aynı şekilde batıyorum. Arkadaşlar isterseniz arasına 2 tane yeşil de koyabilirsiniz. Ben şu an size örnek olarak bu şekilde gösteriyorum. Yaparsanız sizin zevkinize kalmış. Ben yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çeyizlerde bu tür şeyler, Anadolu'da hala çeyiz çok önemli. Bu tür şeyler çok ilgi görüyor. 4 zincir, 2 ip doluyoruz. Yine 2 tane atlıyoruz. 4'te çıkıyoruz. 1 zincir ve yandaki yaprağa batıyoruz. Bir zincir, geri dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 batıyoruz. Hemen dibine dalıyoruz, batıyoruz. Evet arkadaşlar, örneğimiz böyle. Papatya deyin, ayçiçeği deyin, yani ütüyü bastığınız zaman da, yani şu an ütüsüz olduğu halde bile çok güzel duruyor. Ütüyü bastığınızda çok çok daha kalıp gibi duruyor. Oyamız böyle. Hem çok kolay hem de gösterişli bir oya. Hepinize yapmayı tavsiye ediyorum. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.